Bugün neredeyiz? Bugün TOK'tayız arkadaşlar. Bugün TOK'ta test sürüşündeyiz. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü daha önce story'mden gördüyseniz içerisinde oturmuştum. İnanılmaz bir hissiyatı vardı. Ve bu aracı test edebileceğimi söylediler. Bu bizim için ve sizin için çok güzel olacak. Umarım videodan keyif alırsınız. Birazdan test sürüşünde görüşürüz. Evet, şu an TOG'un içerisindeyiz. Test sürüşüne birazdan başlayacağız. Benimle bu deneyime sen de varsan videoya devam et. TOG ailesine çok teşekkür ederim bu imkanı bize sağladığı için. Birazdan sürüşte görüşürüz. O zaman gidiyoruz. Şu an çok heyecanlıyım. Türkiye'nin ürettiği arabayı test ediyorum. İçerisi inanılmaz sessiz. İçeriye hiç ses almıyor. Ekrandaki görüntü kalitesi inanılmaz. Çok net. Pikseller görünmüyor resmen. Çukurlardan geçmeme rağmen içeriye çok fazla sarsıntı vermiyor. Yani şu an gerçekten dediğim gibi hissiyatı inanılmaz güzel. Biraz da heyecan var. Konforu inanılmaz. Yani ben bu kadar konfor beklemiyordum bu araçla ilgili. Yani oturma pozisyonu da yola adapte şekilde ayarlanmış. Çünkü dediğim gibi Mustang'e bindim. Mustang'de çok kötü. Cam küçük görünüyor. Koltuk pozisyonunu ayarlayamıyorsunuz. Yani böyle sanki aracın içine gömülmüş gibisiniz. Kocaman bir araç ama görüş çok kötü. Evet. Bu harika bir şeymiş. Direkt normal mesela şeye dönmek istediğinde home tuşuna basınca mı burası dönüyor? Arkadaşlar aracın dokunmatiği inanılmaz kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Hassasiyeti çok hassas. Hani diğerleri gibi böyle dokununca beklemiyorsunuz. Direkt dokunduğunuz anda tepki veriyor. Alışverişinizi görebiliyorsunuz. YouTube müziği görebiliyorsunuz. Haritanız. Her şeyi size araç sunuyor. Ayrıca freni kullanmanıza gerek yok. Araçta 3 kademeli frenleme dejenere sistemi var. Kendi kendine gazdan ayağınızı çektiğiniz anda kendi kendine fren yapıyor araç. Bu çok güzel bir şey. Aracı sadece tek pedalla kullanıyorsunuz. Bu kadar kısa sürede bu kadar başarı bence süper. Çünkü Tesla bile 10 sene sonra ilk aracını piyasaya çıkardı. Evet arkadaşlar, otobana çıkıyoruz. Biraz hızlanacağız. Aracın hızını göreceğiz. Şu an direksiyon sertleşti ve uçuşa geçiyoruz. Bence hızlanması gayet yeterli. Şöyle yüze düşüp tekrar bastığımda tatlı bir ses geliyor. Tuşlar inanılmaz kaliteli. Bence çok keyifli bir araç. Yani ailenizle birlikte bir noktadan bir noktaya gayet keyifle gidebilirsiniz. Dediğim gibi yani ben ikinciyi kullandığım elektrikli araç. Daha önce kullandığım Porsche Taycan'dı. Bu ikinci inanılmaz keyifli bir araç. Elektrikli arabalara karşı olmamıza rağmen bunun yeri bizim için ayrı çünkü Türk yapımı bir araç, Türk malı diyoruz. Umarım herkes buna sahip olur bir gün. Şöyle manevraları da
Evet. Konfor nasıl acaba? Konfor modunda aracın direksiyonu tüy gibi yumuşuyor diyebilirim. Sport modda biraz daha sert de direksiyon. Şimdi inanılmaz yumuşadı. Çok normal çünkü hiç olmayan bir şey üretiyorsunuz ve hataları görüyorsunuz. Dediğim gibi mesela Tesla'da 10 sene uğraştılar. Yine sonunda bir araç çıkarabildiler. Yani biz kısa sürede böyle bir aracı çıkartıp piyasaya sürdük ve satışa sunuldu. Yani şu anda mesela aracı ben internette izliyorum, işte ekran hataları falan, bunlar gayet normal. Çünkü yeni bir araç. Evet arkadaşlar, aracı test ettim. Çok keyifli bir sürüştü. Buradan Togg ailesine çok teşekkür ederim. Bana bu imkan sağladıkları için, benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Hiç böyle bir planım yoktu. Sadece Togg'u ziyaret etmiştim. Eğer siz de bu araçları test etmek isterseniz Togg bayilerine gidip aracı test etmek istediğinizi söylerseniz, bu keyifli yolculukta bana konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.